Kılıçdaroğlu'nun kucaklaşma politikası Uludere'deki bir de miting gibi karşılanıyor. Yani coşkulu bir karşılama. Açık ara kazanacak bu seçimleri, emin olun. Her yerde coşkuyla karşılanıyor. Anketler şimdiye kadar o yönde göstergeleri var. Bu politika üzerinden sonuç nereye varır diye size de sormak istiyorum tabii. Vallahi şunu söyleyeyim. CHP kucaklıyor gerçekten. Şimdi şunu söyleyeyim. Hakikaten Türkiye'de çözülme başladı. Çok net söylüyorum. Yani imha etmemiş olsalar 2007'den beri alınan oylara bakın. Zaten ben hayatımda AKP'nin %50 oy aldığını hiç inanmadım. Zaten resmen %50 oyu da yok zaten. %47 falan bile. Evet. Yani bunu konuşuruz. Hı hı hı. Keşke Tarhan Erdem Allah rahmet eylesin sağ olsaydı bir gün buraya alıp siz bunu yapabiliyorsunuz çünkü iyi ki varsınız. Sorabilseydiniz. Nasıl bildiniz 47 virgül bilmem ne alacağını ve... Onlarla işbirliği yapıyordu. Bravo işte. Onlarla da öyle. Kusura bakma. Bunlardır AKP iktidarının yolunu düşen. İşte ben kusura bakma söylemek istemedim. Liberal soytarılık yaptılar onlar. Söylemek istemedim. Nasıl aynen bildiniz ve bir saatte o sonuçlar çıktı diye ve neden sonra bıraktınız işi diye. Şimdi açık söyleyeyim inanmadım ama çözülme başladı. Ama AKP giderken aynı Osmanlı'nın son dönemindeki gibi korkunç bir toplum bıraktı. Artık yaşamıyla, toplumsal yaşamıyla bayağı 50'ye 50, neyse 60'a 40 bölünmüş bir şey bıraktı. Eğitimiyle, her şeyiyle, dine bakışıyla, dini yaşamında uygulamasıyla, diğer insanlara bakışıyla böyle bir şey bıraktı. O yüzden barışmanın, bütünleşmenin zorunlu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü bu barışma veya düşmanlık kesinlikle bir sınıfsal bir olgu değil. Tamamıyla suni ülkeyi yönetmek için çıkartılmış bir şey. Bir zamanlar sağ sol diye yapmaya çalıştıklarını, sonra Türk-Kürt diye yapmaya çalıştıklarını, sonra da AKP ve olmayanlar, reisçiler ve değiller diye yapmaya çalıştılar. Ama yaşam tarzını filan bile, takımları bile böyle ayırmayı bir yere kadar başardılar. O yüzden bütünleşmeyi çok önemsiyorum. Ama bu konuda bir tek şeye çok önem veriyorum. Ben siyaset yaptım. O yüzden siyasetçileri de iyi biliyorum. En azından %80'ini, 85'ini, 90'ını. Yıldırım Bey de orada. Emin olun biz barışma derken şunu anlarız. Nerede o dönemin sorumluları, sahtekarları varsa onlarla barışma olarak algılarız. Bakın ya, Koskotas dosyalarıydı. Sonunda herkes anlaştı. Tansu Çiller çok şeydi, kötüydü. Sonunda herkes anlaştı. Şimdiye kadar ki barışmalardan. Evet, şimdiye kadar. Dolayısıyla ben barışma deyince hep şundan korkarım. Bu Türkiye'yi bugüne getirmiş insanların hepsi pirupak olur. Bir hesaplaşma gerekiyor. Hesaplaşmadan arınma olmaz. Hesaplaşma gerekiyor. Ama hukuk çerçevesinde hesaplaşacağız hukuk diyorlar. Bir dakika. Tabii yani, başka çerçeve gerçekten olmaz. Gerçekten istiyor hukuk çerçevesinde. Yani bu eskiden intikam almak falan değil. Gerçekten Türkiye'de ya bu çalanın yargı, yanında kar kalmayacak. Bravo. Yargı ele geçirilirken. Bak bugün ne anlatıyorlar? Ethem Sancak ne diyordu ya? Aşığım diyor. Tayyip Erdoğan'ı Amerika'ya ve TÜSİA'ya da tanıştıran, bu sizi yönetecek, ben çocuklarla konuştum diyen adamlardan bir tanesi de Ethem Sancak. TÜSİAD'daydı o sırada. Evet, evet. TÜSİA'da gelip bu yönetecek sizi diyen adamlardan biridir. Ne dedi şimdi? Ay çok para kazandım dedi. Tayyip Bey bana çok para verdi. Aşığım falan diye. Şimdi bitti. En çok sesi çıkan kim? Esas görevli olan bizim Doğu Perinçek Partisi dedi. Ona girdi. Nasılsa bana dokunamazlar dedi. Şimdi yarın öbür gün Ethem Sancak gelip de bu barışmanın en önemli ajanlarından biri olacaksa bu barışma yanlış olur. Yıldırım Bey çok güzel söyledi. İktidar olmak. O yüzden ben de şuna düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün AKP, hani demişler ya bu mu iyi öbürü mü iyi, içmiş bunu demiş ki öbürü iyi, bundan kötüsü olmaz ya demiş. Şimdi dolayısıyla size bir şey söyleyeyim. Bu duruma getirenler dışında bütün partilere bakıyorum, çok doğru söylüyorsun. HDP bugün olmadan ben HDP'nin de o altılı koalisyonu da
toplumun bir bölümünü de rahatsız edebileceğini düşündüğüm bir takım şeyleri bir yana bırakıp şu anda ilk aşamada demokratik bir yeni yönetim. Herkesin söz hakkının olduğu, herkesin sözünü söyleyebildiği, herkesin ifade edebildiği bir Türkiye noktasında ben buraya destek olmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama hiçbir parti, tam fırsat elimde işte, bak sıkıştılar, bütün isteklerimi söylüyorum deyip bu birlikteliği bozmaması lazım. O yüzden ben de HDP'den kaçırılmasını, korkulmasını gerçekten anlamıyorum. Seçimlerde de gördüm, o sandıklarda bu AKP böyle buralara turuncu kalemler yazmış genç çocuklarıyla oraları baskı altına almak isterken orada HDP'liler, İYİ Partililer, CHP'liler, özellikle de HDP'liler ve İYİ Partililer, CHP'liler beraberlikle mücadele ettiler. O İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 900 bin oyla, 800 bin küsur oyla kazanıldığında orada beraber kutladılar. Dolayısıyla ben demokrasi konusunda hiç, bir de şunu söyleyeyim. Bakın net hukuken de söylüyorum, siyaseten de. HDP'nin bugüne kadar, HDP nereden çıktı? AKP'nin bugüne kadar söylediği hiçbir şey hukuken doğru değildir. Bakın net söylüyorum. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bana dava açıldı. Şeyle, ne derler, copy paste de açıldı bu dava dendi. Bizim Refah Partisi'ni kapattılar, canlarımızı dediler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi onu onayladı. Beğen beğenme onayladı. Büyük daire onayladı. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden biz şey bulmuyor muyuz? Medet ummuyor muyuz? Abdullah Gül bile medet ummadı mı? Hepsi onayladı. Şimdi sonra ne yaptılar? HDP hakkında bir dava açtılar. İlk dava, ikinci de farklı değil ya. O demiş ki, bu demiş ki. Anayasa Mahkemesi geri gönderdi. Geri gönderdi mecburen. Gayri o demiş ki, bu demiş ki. O demiş ki, bu demiş ki. Bak soruşturma açılmış. Soruşturma açılmasıyla. Şimdi AKP ne diyordu zamanında? Kendi savcıları yaptı onu. Efendim copy paste de bize dava açıldı. Her söyledikleri gerçek dışıdır. Bakın net söylüyorum. Her söyledikleri, hepsini tartışırız. Bir gün gelsinler buraya. Anayasa iyi yaptık. Ya, doğru değildir. Şu hukuken, efendim Ayasofya'yı çıkarttık. Doğru değildir. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık. Yok hükmünde ya. Yok hükmündedir o karar. Yok hükmünde, bakın. Kellem yekün eskilerin deyimiyle. Şimdi o yüzden. Hele ne? Aynen dediğin gibi Osman Öcalan'ı çıkarttılar. Bu ülkenin cumhurbaşkanı, aa dedi. Osman Öcalan kim? Ben hiç tanımıyordum dedi. Vallahi bilmiyordum dedi. Şey 10 gün saklandı. Neydi? Bahçeli. Bir şey söylememek için. Ya neyin milliyetçisi, neyin bilmem nesi. HDP ile de görüşeceksin, partidir. Getireceksin ama HDP de efendim şunu yapmazsanız olmaz, bunu yapmazsa olmaz değil. İlk önce Türkiye'de demokrasiye geçirecek. Bütün bunlarda hemfikir olduktan sonra bir tek şey söyleyeceğim. Bence eğer mesela ne güzel, Yıldırım Bey de burada. Baş danışmada sayın şeyi. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum. Eğer hakikaten Cumhurbaşkanı adayıysa sayın Kılıçdaroğlu, bence şunu dememeli. Bence en uygun Cumhurbaşkanı adayı. Bence en güçlü Cumhurbaşkanı adayı. Ya bilmiyorum adayı. Bence değil ama şunu söyleyeyim. Bence şunu dememeli yani. Açık söyleyeyim. Ne derler? Ben yapacağım. Kemal amcanız sizlere yapacak. Peki. Yani sayın böyle bir şey yok. Hani biz ne diyorduk? Tek adamdan çıkacağız. Cumhurbaşkanlığı değiştireceğiz. O bir retorik. Biz Cumhurbaşkanlığı yerine biz Cumhurbaşkanı'nın şey olduğu, simgesel olduğu, ama onu söylüyorlar. Başbakan. Onu söylüyorlar. O dil bir retorik. Ben onu anlamıyorum. Yani bilmiyorum. Ben retorik. Yapacağım. Hayır sen yapamaz. CHP yapar ya da biz yaparız. Peki. Şimdi Sayın Kaya ayrı